Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün günlerden salı, 8 Eylül 2020. Amerika'da ya görüyorsunuz yağmur yağıyor. Biz de dün öğlen 2 civarı Amerika'ya geldik. Uzun güzel bir yolculuk yaptık. Geldikten sonra hemen gidip arabamızı kiraladık. Sonra evimize geldik. Evimizi bıraktığımız gibi bulduk. Tertemiz. Çimler kesilmiş, çiçekler büyümüş. Etrafta yabancı otlar yok. Ön ve arka tarafta yok. Sadece evin diğer kısmında bayağı bir yabancı ot birikmiş. Şimdi onları size göstereyim. Hem de bilgilendireyim istedim. Nasıl geçti yolculuğumuz? Yolculuk güzeldi. Uçağın 1/3 doluydu sadece. 1/3 boştu. Bomboş uçakla geldik. Hollanda üzerinden geldik arkadaşlar. Bu da benim kiraladığım araba. Görüyorsunuz. Chevrolet Malibu. Bunu arkadaşlar tek gün, tek yön $185 kiraladım. Çünkü Chicago'da pahalı. $185 kiraladım bu arabanın. Sadece $85 vergiydi. Chicago'da vergiler çok yüksek. Mesela buradan giderken $50 ödüyorum. Gelirken $185 ödüyorum. Çünkü gelirken Chicago'dan arabayı alıyoruz. O yüzden size evi göstereyim. Evin son durumunu. Bu arada döktüğümüz mulçlar işe yaramış. Etraftan yabancı ot çıkmamış. Görüyorsunuz. Çiçekler büyümüş. Hatta burada çilekler de var. Çilekleri görüyorsunuz. Hala duruyorlar. Üstlerinde kırmızı kırmızı. Bakın hiç yabancı ot çıkmamış. Şurada bir kaç parça çıkmış. Onlar da normal. Artık seneye daha fazla mulç dökeriz. Onları da engelleriz. Evim arka bahçesi de böyle. Bakın güller ne kadar büyümüş. Onları şimdi keseceğim. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Şu an saat 9.45 Doğu Amerika'da. Arka taraf bildiğiniz orman olmuş. Bakın arkadaşlar buralardan hiç otlar çıkmamış yabancı. Ama bu taraf orman. Burayı bıraktığımda dümdüzdü, hiç ot yoktu. Maalesef gene dolmuş. Yağmur dindiğinde buraları keseceğim arkadaşlar. Çok büyümüş. Buraya bir önlem almak lazım. Her sene bunları kesmekten bıktım. Artık ne yaparım bilmiyorum. Makine alıp buraları dümdüz edeceğim. Şu kısma giderken benzin sıkmıştım. Hatırlıyorsanız oradan hiç çıkmamış. Çok ot çıkmamış. Ama onun etrafından hep ot çıkmış. Belki de benzin işe yaramış. Öyle görünüyor. Salatalıklar olmuş. Görüyorsunuz. Dün İki parça aldık. Şuralarda var 2-3 tane. Büyük. Bazıları kopmuş, hayvanlar yemiş. Bir adet karpuz var. Şuralarda görüyorsunuz salatalıkları. Bakın. Bunları temizleyeceğiz. Yağmur bitsin ondan sonra. Evet arkadaşlar. Video atamadık çünkü yoğundum Bulgaristan'da. Ama şimdi Amerika'dayız. İşlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra videoların hepsini yüklemeyi düşünüyorum. Gayet güzel, temiz bakın. Otlar da iyi. Giderken temiz bıraktık. Geldiğimizde de temiz bulduk. Felsefe bu. Nasıl görmek istiyorsan öyle bırak. Bu güller çok uzamış. Kesmek lazım. Bugün gidip arabayı teslim edeceğim 12'de. Ondan sonra kendime bir tane telefon hattı alacağım. Yeni numara. Her sene yeni numara alıyoruz. Ondan sonra işimize bakacağız. Postalarımız gelmiş. Bu sene postalarla ilgili bir sorun çıkmadı. Görüyorsunuz bayraklarımızı. Buralardan da çok fazla ot çıkmamış.
Bu arada kediyi almam lazım. Kediyi almak için Detroit'e gideceğim. Detroit'te birine bırakmıştık kediyi. Hatırlıyorsanız. Otu görüyorsunuz. Burası önceden bahçeydi. Hala içinde sebzeler var, patatesler falan var. Onları sökeceğiz. Ondan sonra buraları makineyle temizleyeceğim. Gayet de uzun olmuşlar. Buralardan görüyorsunuz hiç yabancı ot çıkmamış. Çünkü mulç dökmüştüm. Yalnız hayvan yine buraya delik açmış kocaman. Ben kapatmıştım. Taşla geliyor, açıyor. Ben kapatıyorum, o açıyor. Öldürmek de istemiyoruz hayvanı. Evet. Bilgilendirme videosu bu kadar olsun. Yakında güzel videoları yükleyeceğim. Bulgaristan'dan ayrılırken çektiğim yol videosu da var. Bulgaristan'da çektiğim bir sürü video var. Hepsini zaman buldukça yüklemeyi düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.